beni ilk defa görenler şarkısıyla çıktı demesi. Artık gitar gibi bu kafama yapıştı benim. Beni tanıyanlar tanır. Güzel şeyler konuşmak istiyoruz tabii. Ama 5000 üstü konser vermiş bir adam olarak artık konserim yok. Ödülleri benim unuttu abiler bizi. Keşke Mustafa Kara Başkanımız da burada olsaydı da 2003 yılında sokağa adımı verdiler, tabelamı da sürdüler, of rahatladılar. Hizmetlerimiz ortadadır. Yaşar Kaba dostum, sanat sanatçı ve insan dostudur. Bir Üsküp adlı katiptir kendisi. Çok röportaj yaptı benimle. Ama onun nezdinde bugün ebediyete intikal etmiş bir dostumu, kardeşimi de burada yad etmek istiyorum. O böyle ateşli konuşmalar yapardı. Burada olsaydı Fahri Ormanlı hatırlayan var mı? Evet. Rahmetle yad ediyorum. Sevgiyle yad ediyorum. Ama ruhu burada. Biliyorsunuz ölürse tenler ölür. Canlar öylesi değil. Ruhlar öylesi değil. Melakut aleminden o güzel insanlar bizi seyrediyor. Atatürk'ümüzü seviyoruz. Bir sanatçı olarak kendime demiyorum da hani öyle diyorlar bize. Sokağımda benim tabelamı sözde Refah Partisi verince sözde Atatürkçüler efendim Hasan Cihat'ı istemiyorum demişlerdi. Şimdi kimsenin penceresinde Mustafa Kemal Atatürklü bayrak yok. Destekar Hasan Cihat Örter sokağında yani İskelarka sokağında hem gitarım yanıyor gökyüzüne bizim ışığımız gibi ışığını veriyor. Bunu adımı tekrar versinler diye söylemiyorum. Hem de Mustafa Kemal Atatürk'lü bayrak aslanlar gibi dalgalanıyor. Evet efendim. Teşekkür ederim. Bunu alkışlayın diye söylemedim. Söylemedim. Her yerde de söylüyoruz zaten. Söyledikçe yasaklanıyoruz. Galiba bundan Bülbül'ün dili belası. Yasaklanma sebebi bu. Burhan Gürler abim biliyor. Üsküdar şiirinin şairi. Avukat Burhan Gürler onda bir alkışlayalım. Evet efendim, onun destekle kabule aitti. Şimdi abi hiç durdurmak için aklım yanıma geldi benim. E abi biz alıştınız bu sahnelere ya. Özlemişim bak. Ben konser verdim mi tıklım tıklım doluyor yani söyleyeyim sana. Tabii. Yasaklayan abileri, amcaları da çok seviyorum. Bir halt yapmışız, gidemekti yasaklamışlar. Tam böyle isyanlar içindeyken Yaşar beni hatırladı. Onur ödülü. Çok teşekkür ediyorum. Ve andığımızı kaldıran abileri de seviyorum. Ne mutlu Türk'üm ya. Gerçekten Yaşar Kaba dostumuzun yaptığı şeyin gerçekten yaşaması gerekiyor. Bu onun ödülleri gerçekten şey değildir. Protokol değildir. Gönlümüzü koyuyoruz, emeğimizi koyuyoruz. Ve dostlar pazarda görsün diye yapmıyoruz. Sayın Kaymakamımız buradayken o da çok hassas davrandı. Bakın Japonya'da bilir misiniz bütün araçlar hata yaptığı zaman hemen eğilir. Ve araçtan çıkıp hiç tartışmazlar, hiç konuşmazlar. Bizim demin hocamız söyledi, hepimiz eğitimciyiz Burhan Bayar. Hepimizde eğitim var. Ama yapmamız gereken tek şey şu, bakın Arzu Hanım ne kadar güzel konuşuyor. Bir konuşma üslubu var değil mi? Tuğba Hanım ne kadar güzel konuşuyor değil mi? Çünkü bunların hepsinde şu var, biz aslında çok güzel insanlarız. Çok güzel insanlarız. Hepimiz çok güzel insanlarız. İnanın çok. İnanç coğrafyasıyız. Allah'a şükür. Burada var her şeyimiz. Bunları hiç tartışmayacağız. Hocam yetiştirmiş. Ben de 4000'e yakın öğrenci yetiştirdim. Bizi kim bilir hocam? Bilmesin de istemeyiz. Medyaya çıkmak istemem ben. Hiçbir yere çıkmak istemeyiz biz. Sadece Tanrı'nın eli olabiliyorsa bir sanatçı başarılıdır. Bu kadardır. Ama son sözümüz de şu olsun. İnsan yetiştirmek zorundayız. İnsan yetiştirdiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşlik çıtasını ve köprüsünü barış içinde yürütebiliriz. Onun için Yaşar Kaba'ya
Üsküdar'da olanlar için söylüyorum. Ben Haki çocuğuyum. Ama her yer benim aslında. Kadıköy'de de ayrı bir konseyin başkanıyım. Üsküdar'da flash gazetesinin sahibiyim. Derken bitmiyor bizim ama Üsküdar'da Yaşar Kaba'ya çok büyük desteklerin olması lazım. Kaymakamımız ve devlet protokolümüz bunu yerine getirecektir mutlaka. Onun için hepinize saygılar sunuyorum. Sanatın yaşadığı bir gün, hepimizin yaşadığı bir gündür. Bunu da unutmuyorum. Teşekkür ediyorum.